Şimdi Mesaze'ye telefon attığımızda Mehmet Arın bizleri bekliyor. Mehmet, bu tarafta biz biraz önce bahsettik altından ama spekülatif pozisyonlarda bayağı ciddi bir erime oldu. Dolar tarafındaki hareketle birebir korelasyon içinde gidiyor ama nedir altın tarafında beklentiniz? Günaydın Açıl. Özellikle altın tarafında 1248'leri geldikten sonra bir yatay trende başladığını görüyoruz. Orada da teknik olarak bakarsak da neredeyse ayın başından itibaren bu 1265 ve 1248 aralığında seyrediyor. Altın genelde dönem dönem bu konuma giriyor. Ancak yukarı yönlü hareketlerde 1265-1269 ama en önemlisi bizim takip ettiğimiz 1273 seviyesi. Siz de bahsettiğiniz gibi özellikle bu gevşemede büyük pozisyonların bir kısmının temizlendiğini biliyoruz. Yukarı yönlü hareketlerde yatırımcıların 1273'ü yakından takip etmesini tavsiye ederiz. Çünkü orası sık kırılmadığı sürece 1300'leri konuşmak biraz daha uzak olacak. Geri çekilmelerde de 1248 önemli nokta. Yarına bakacaksak eğer Avrupa Birliği tarafında Merkez Bankası Başkanı Draghi'nin konuşması olacak. Onu takip edeceğiz. Yine aynı şekilde Euro-Dolar'da da biraz sıkışma var. Burada da 1.0980 önemli destek olarak çalışmaya devam ediyor. Buranın kırılmasıyla beraber 1.08'ler, 1.0840'ların görünmesi çok çabuk şekilde gerçekleşebilir. Yukarı yönlü hareketler olduğu sürece biz satış baskısının artacağını düşünüyoruz. Yani 1.1080'ler, 1.1130'lara geldikçe buralardan yeniden satış görülebilir ama şu an için yatayda seyrettiğini görüyoruz. Mehmet, çok teşekkür ediyoruz sana bu değerlendirmelerin. İlk sonrasında